Merhabalar arkadaşlar, ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Oyunumuz Hearthstone'un yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yasan ve tadını çıkarın. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Bugün günlerden 15 Şubat Çarşamba arkadaşlar. Bir süredir video çekemiyordum. Biraz hastaydım, hatta baya bir hastaydım. Dün de fenalaştım, hastaneye gittim, muayene oldum, serum taktılar vesaire. Böbrek taşı düşürüyormuşum arkadaşlar. Allah'tan dileğim tüm hastalara acil şifalar versin. Gerçekten çok kötüydüm. Neyse, bu bölümümüzde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni bir mini setimiz gelmiş. Dün geldi, daha doğrusu 14 Şubat'ta geldi. Bugün günlerden 15 Şubat. Şimdi bu yeni gelen mini setimizdeki kartlarımız neler? Satın almamızı yapacağız ve o kartlarımızın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi shop kısmımıza girelim. Evet, mini setimiz bu. 72 karttan oluşuyormuş arkadaşlar. Satın almamızı yapalım. Yok, golden versiyonu değil. Evet, normal versiyonu da satın alacağız arkadaşlar. 2000 gold karşılığında. Kartlarımız nelermiş onlara bir bakalım. Ya da satın almamızı yapalım, daha sonra kartlarımızı inceleyelim. Tamam. Naxxramas mini seti mi diyordu? Evet, Achievement görevleri aşağıda gördüğünüz gibi Achievement görevlerini yapmış bulunuyoruz. Lich King. Şu kartlarımıza da bakalım. Biterse bu Achievement şeyi. Hunter Collector. Demon Hunter. Tamam, bu paralı. Tamam. Böyle bir şey gelmiş yeni. Hocam beleş bir şey yok mu ya? Tamam. En çok istediğim şeylerden birisi bu Naxxramas Adventure'ını oynamak ama kısmet olmadı. İnşallah onu ücretsiz hale getirirler veya ilerleyen dönemlerde gold ile alınsa ona da razıyım. Şimdi kartlarımıza bakalım. Evet, ne gelmiş? Bunlar gelmiş Demon Hunter'a. Aa, location. Evet, Demon Hunter'a location gelmiş arkadaşlar. Construct Quarter 3 mana, 3 kullanım durability'si var arkadaşlar. 3 sefer kullanabiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz. Destroy a friendly minion, summon a 4'e 5 undead rush'lı. Bunun bir spell'i de vardı zaten. Onun location versiyonunu yapmışlar. Güzel. Demon Hunter'da Lich King'de böylelikle location kartı da oldu. Evet, bir diğer kartımız 3 mana, 2'ye 3 statlara sahip bir Undead Naga arkadaşlar. Battlecry özelliği var. If you have cast 3 spells while holding this, freeze 3 random enemy minions. Elinizde 3 tane spell varsa 3 tane rastgele bir minion'ı bu kart oynadıktan sonra dondurabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Dead Knight'a bir Legendary gelmiş. 7 mana, 6'ya 6 statlara sahip Undead Dragon arkadaşlar. Frost Queen Syndragosa ismi. Colossal +2. After an enemy minion's frozen, destroy it.
Ha, bu kartı oynadıktan sonra herhangi bir minion'ı dondurursanız o dondurduğunuz minion'ı yok etmiş oluyorsunuz. Frost deckleriyle oynanılabilir. Bak bu güzel. Şöyle Niv diyelim. Pardon, Niv diyelim. Evet, gelelim Demon Hunter'a. Demon Hunter'a bir weapon gelmiş arkadaşlar. 1 mana, 1'e 2 statlara sahip. Death Rattle özelliği olan bir weapon. Random Outcast Card to Your Hand diyor. Bu kart kır şey bu weapon kırıldıktan sonra size rastgele bir Outcast kartı veriyor. Bir diğer kartımız 1 mana 2'ye 3 statlara sahip bir Undead Rush aynı zamanda. Death Rattle deal 4 damage to your hero. Manasına göre statları güzel ama öldükten sonra bu kart öldükten sonra size 4 hasar veriyor. Yani bu tarz kartları bir silence kartıyla oynayabilirsiniz. Yani manasına göre güzel ama 4 hasar vermesi dezavantajı da o yani. Ama statları güzel. Yani silence kartlarıyla oynanılabilir o tarz kartlar. Evet, bir diğer kartımız 6 mana 5'e 7 statlara sahip. Demon Naga arkadaşlar Battlecry özelliği. If you have cast 3 spells while holding this summon a different demon from your deck. Elinizde 3 tane spell varsa farklı bir demon from your deck. Deckinizden farklı bir demon'ı summon yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, gelelim Druid'e. Druid'e 3 tane kart gelmiş arkadaşlar. Bir tane ilki bir spell. Give your hero 2 atak. This turn. Bu tur içerisinde 2 atak kazanıyorsunuz. Deal damage equal to your hero's attack a minion. Bir minion'a saldırdığınız zaman o aldığınız hasar kadar hero'nuz hasar alıyor zannedersem. Yani bu tarz kartları pek oynamadığımdan uygulamada daha iyi anlaşılabilir. Evet, 6 mana 6'ya 6 statlara sahip bir diğer kartımız Undead Beast arkadaşlar Taunt Manatis 11 Gain artı 4 artı 4 and Charge 11 manada oynarsanız bunu artı 4 artı 4 kazanıyor yani 10'a 10'luk bir Charge minion oluyor arkadaşlar bu kart. Yani guf olacak bunu oynamanız için elinizde 11 mana da ulaşacaksınız. Sonrasında oynayabilirsiniz. Onun dışında normalde 6'ya 6 normal bir taunt kart oluyor. Evet, bir diğer kartımız 6 mana bir natural spell arkadaşlar. Draw 3 cards, infuse 6, this cost 1. Normalde bunu oynadığınız zaman 3 kart çekiyorsunuz. Yani 6 mana da oynadığınız zaman bu çektiğiniz 3 kartın mana değeri 1 oluyor. He, şu kartı veriyor. Infuse Draw 3 kart. Tamam, bakarız. Şey var 5 mana 3 kart çeken. Neydi ismi aklıma gelmedi. Druid'in. Evet, gelelim Hunter kartlarına. Hunter'ın ilk kartı 1 mana birebir statlara sahip bir Undead Battlecry Draw'a 1 manalık spell. 1 manalık spell çekiyorsunuz deckinizden. Bir tane Legendary kartımız vardı. 1 manalık, 2 manalık ve 3 manalık spellleri çekiyordunuz. Onun gibi bir şey. Tamam. Yani çok da öyle ahım şahım bir kart değil. Evet, gelelim bir diğer kartımıza. 2 mana bir spell. Şey, secret pardon. After your opponent's play a minion, summon for birebirlik zombies to attack it. Bunu oynadıktan sonra rakip bir minion oynadığı zaman 4 tane birebirlik bir zombis çıkıyor. Ha şundan. O oynanılan minion'a saldırıyor bu. Şu zombiler. Aa, güzelmiş bak bu secret. Bu oynanılır. Yani 2 mana, 3 mana da rakip bir minion oynadığı zaman o oynadığı minionlara saldırıyor. Güzel. Evet, gelelim bir diğer kartımıza. 7 mana bir spell arkadaşlar. Discover a beast from your deck and summon it. Deckinizden bir beast keşfediyorsunuz ve o keşfettiğiniz beast'i summon yapıyorsunuz. Manatis 10 also summon a copy of it. Eğer 10 manada oynarsanız bu spell'i o keşfettiğiniz beast'in arkadaşlar ekstradan bir kopyasını summon yapıyorsunuz.
Yani deckinizden güzel bir beast çıkarırsanız, mesela şu bir tane legendary kart vardı. Deathrattle yanına iki tane minion çıkıyordu ya, 3'e 1'lik. O olabilir. O tarz minionlar olabilir. Yani güzel bir kullanışlı bir beast keşfederseniz, 10 mana da oynarsanız, bu kart gerçekten hakkını verir. Güzel bir karta benziyor. Kullanılabilir bu. Evet, gelelim bir diğer sınıfımız Mage kartlarına arkadaşlar. İlk kartımız 3 mana 1'e 4 statlara sahip bir Undead arkadaşlar. After you cast a spell deal 1 damage to all enemy minions. Bu kart board'dayken sonrasında herhangi bir spell oynadığınız zaman 1 hasar veriyor bütün düşman minionlarınıza. Güzel. Yani fena değil. Evet, bir diğer kartımız 3 mana 4'e 3 statlara sahip Elemental Naga arkadaşlar. Battlecry özelliği var. If you have cast a spell, last turn discover an elemental. Son turda bir spell oynamışsanız arkadaşlar, bir elemental keşfetmenizi sağlıyor. Tamam. Bir diğer kartımız 4 mana bir Arcane spell arkadaşlar. İki tane random mage spell from the past to your hand. They cost 2 mana düşük. İki tane random bir mage spell veriyor arkadaşlar sizin elinize. Pass to your hand. Dediği bu hani silik spell'ler oluyordu ya. O tarz bir şey olsa gerek ve 2 mana düşük oluyor mana değeri. Tamam. Evet, gelelim Paladin kartlarına arkadaşlar. Paladin kartlarımızdan ilki 3 mana 5'e 5 statlara sahip. A bak, statları güzel. Battlecry deal 5 damage to your hero. Manatis 7, yani 7 mana da oynarsanız restore 5 health your hero instead. 7 mana da oynarsanız 5 hasar alıp 5 heal alıyorsunuz. Yani ne farkı yok ki? Sevmedim. Güzel bir kart değil. Evet, bir diğer kartımız 4 mana 3'e 5 statlara sahip Mech Dragon arkadaşlar. Rush bir kartımız bu. Battlecry özelliği: If you are holding a mech, gain Wind Fury. Elinizde bir mech varsa bunu oynadığınız zaman Wind Fury özelliği kazanıyor. Evet, Paladin'in Legendary kartına geldi sıra. 5 mana 4'e 6 statlara sahip The Praetor kartımızın ismi. Taunt arkadaşlar. Battlecry özelliği: If your deck has no natural card, draw a minion if of each minion type. Deckinizde natural kart yoksa arkadaşlar, diğer sınıflardan, diğer türlerden kartları draw yapıyorsunuz. Allah Allah. Evet, gelelim Priest kartlarına. Priest kartlarımızdan ilki bir Shadow spell arkadaşlar. 1 mana deal 2 damage to a minion. If it dies, deal 3 damage to the enemy hero. 2 hasar veriyorsunuz bir minion'a. Eğer o hasar verdiğiniz minion ölürse arkadaşlar, 3 hasar da ekstradan düşman hero'ya veriyorsunuz. Vuruyorsunuz. Aa, bu çok güzelmiş. Yani atıyorum 1'e 2'lik veya 2'ye 2'lik, yani 2 can olan bir minion'a bunu uyguladınız, onu öldürdünüz, 3 hasar da rakip hero'ya vuruyorsunuz. Güzel kart. Yani bunu ayarlamasını da yapabilirsiniz. 2 cana getirip. Evet, bir diğer kartımız 4 mana bir Shadow spell arkadaşlar. Destroy a minion, restore its health to all friendly karakter. Bir minion'u yok ediyorsunuz ve diğer dost karakterlere heal veriyorsunuz. Yani ne kadar heal veriyor onu belirtmemişler burada. All friendly karakter diyor. Bütün dost karakterlere diyor. Heal ver diyor. Yani öldürdüğün minion'ın yani atağı kadar heal veya canı kadar mı heal veriyor? Yani nasıl, ne kadar heal veriyor? Canlarını fulluyor mu onu bilmiyorum. Evet, 4 mana 5'e 4 statlara sahip bir Undead kartımız. Diğer kartımız Battlecry. Drake, if it's undead, deal 5 damage to enemy hero. Bunu oynadığınız zaman bir Drake yapıyorsunuz arkadaşlar. O Drake yaptığınız kartlardan bir undead seçerseniz 5 hasar veriyorsunuz düşman hero'ya. Yani deckinizde undead kartı olacak kısacası. Evet, geldik rock kartlarına. Rock kartlarımızdan ilki 0 mana bir spell arkadaşlar.
deal bir damage to a minion. If you have played card from another class this turn, deal 4 instead. Bir hasar veriyorsunuz minion'a. If you play card from another class, diğer sınıftan bir bu turda diğer sınıftan bir kart oynamışsanız arkadaşlar 4 hasar daha veriyorsunuz. Aa, 0 mana. Aa, enteresan. Yani bunu oynamadan önce diğer sınıftan bir kart oynadıysanız o turda, this turn diyor, bu turda diyor, 4 hasar veriyorsunuz. O güzelmiş. Evet, geldik bir diğer kartımıza. 1 mana 1'e 3 statlara sahip bir Undead Pirate. After your hero attacks, summon a 1'e 1 Undead Pirate. Hero'nuz, yani bu board'dayken, bu kart board'dayken hero'nuzda bir atak yapmışsanız 1'e 1'lik bir Undead Pirate çıkıyor. Bu şey kartı var bir tane. Nature kartı zannedersem. Tam hatırlamıyorum. 1 mana 2 2 miydi? 2 mana 2 2 statlara mı sahipti? O da aynı. Hero atak yaptığı zaman 1'e 1'lik bir pirate çıkıyordu. Bu da Undead Pirate çıkartıyor. Şöyle bir kart. Sadece bir stadı farklı. Evet, geldik bir diğer kartımıza. 3 mana 1'e 1 statlara sahip. 3 mana 1'e 1. Oğlum. Combo yaptığınız zaman gain artı 2 artı 2. Yani bunu 3 manada veya 4 manada bunun öncesinde bir kart oynadıktan sonra bunu oynarsanız artı 2 artı 2 kazanıyor bu kart. Yani artı 3 artı 3 oluyor. Infuse 2 yaparsanız, yani bu kart oynamadan önce bir 2 tane minionınız öldüğü zaman artı 3 artı 3 alıyor. 8 manada oynarsanız bu kartı artı 4 artı 4 kazanıyor. Yani atıyorum 8 manada bunu oynadınız. Infuse'u da gerçekleştirdiniz. Combo'yu da yaptınız. O zaman bunun statları ne oluyor? 5'e 5 5'e 5 ay senin FPS'ine 5'e 5 8'e 8 10'a 10 oluyor. 10'a 10 statlara ulaşıyor arkadaşlar. O enteresan. Bak bunu rock art, rock şeyinde kullanılır ama ekstra bir şey yok ki bunun. Yani ne bileyim, hasar verme gibi, işte ne bileyim, charge gibi veya yani. Neyse, bakarız. Evet, geldik şaman kartlarına. Şaman kartlarımızın ilki bir fire spell arkadaşlar. Choose a minion, discover one that costs bir more to transform into. Seçtiğim bir minion'ın bir minion keşfediyorsunuz. Seçtiğiniz bir minion'ı bir daha bir mana daha fazla bir minion'a dönüştürüyorsunuz. Atıyorum 2 manalık bir minion seçtiniz bunu üzerine. Bir minion keşfediyorsunuz ve bir mana daha fazla bir minion'a dönüştürüyorsunuz. Evet, bir diğer kartımız 1 mana bir frost spell. Freeze a minion, copy of it to your hand. Oh. Bir minion'ı donduruyorsunuz. O dondurduğunuz minion'ın kopyasını alıyorsunuz. O enteresan. Çok güzel. Bu şeyin, Priest'in bir tane 2 mana mıydı? 3 mana mıydı? Bir spell'i vardı. O da aynı. Seçtiğin bir minion'ın kopyasını alıyordun. Rakip minion da olur. Kendi minion'ın da olur. Fark etmiyordu. Kopyasını alıyordun. Bu ayrıyetten hem manası düşük, hem donduruyorsun, hem kopyasını alıyorsun. Çok güzel kart. 1 mana. Güzel kart. Bak onu oynarlar. Evet, geldik bir diğer kartımıza. 3 mana 2'ye 3 statlara sahip bir Elemental Murloc. Battle Cry özelliği. If you play an Elemental last turn, son turda bir Elemental oynamışsanız summon 3 tane birebir Murloc çıkıyor. Şöyle bir Murloc çıkıyor. Ama bunun öncesinde bir Elemental oynamanız gerekiyor. Son turda, yani 2 manada bir Elemental oynarsanız 3 manada bunu oynadığınız zaman 3 tane Murloc çıkarıyorsunuz. Murloc'lardan yeteri kadar gına gelmişti. Şimdi Murloc'lar tekrar çıktı. Evet, Warlock kartlarına geldi sıra. 2 mana bir spell'imiz var arkadaşlar. Give all friendly demon and Murloc. Detail summon a 2-2 Imploc. Bütün board'daki Demon veya Murloc'lara Death Rattle özelliği veriyorsun. O Death Rattle özelliği verdiğin Demon ve Murloc'lar öldükten sonra 2-2'lik bir Imploc çıkıyor. Şu.
Şundan çıkıyor. Evet, Warlock kartının bir diğer kartı 2 mana 2'ye 3 statlara sahip bir Undead Battlecry özelliği. Discover'a 1 manalık kart. 1 manalık bir kart keşfediyorsunuz. If your opponent quests your choice, they get a copy. Rakip de bu kartı şans veriyorsunuz. Eğer rakip bu sizin seçtiğiniz kartı bilirse o da kopyasını alıyor. Evet, geldik bir diğer kartımıza. Arkadaşlar, zaman zaman FPS düşmeleri olabiliyor, ses kaymaları olabiliyor. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bir diğer kartımız 3 mana, türü yok. Deal 2 damage to all minions. Bütün minionlara 2 hasar veriyorsunuz. If you have discard a card this game, deal 1 more. 2 hasar veriyorsunuz bütün minionlara. Eğer oyunda bir discard yaptıysanız bir daha fazla hasar veriyorsunuz. Yani 3 hasar veriyorsunuz bütün minionlara. Yani kendi minionlarınız da hasar alıyor. Geldik Warrior kartlarına. Warrior kartlarımızın ilk kartı bir spell arkadaşlar. Discover a taunt minion. Bir tane taunt minion keşfediyorsunuz. If you play it this turn, bu turda o keşfettiğiniz taunt minion'ı oynarsanız repeat this. Bu tekrarlıyor. Atıyorum 8 mana, 9 mana da veya 10 mana her neyse oynadınız diyelim. Veya atıyorum 3 mana da 5 mana da her neyse oynadınız. O oynadığınız kartı, taunt'u oynarsanız bu tekrarlayabiliyorsunuz. Tekrar bir taunt minion keşfedebiliyorsunuz. Güzelmiş. Bak, bu şeyde kullanılabilir. Warrior'un taunt quest şeyi var ya, onda kullanılabilir. Evet, geldik bir diğer kartımıza. 3 mana 4'e 3 statlara sahip bir Mech Pirate arkadaşlar. After your hero attacks gain 4 armor and draw card. Oha. Oha, enteresan. Güzel kartmış abi bu. Hero ile atak yaparsanız 4 armor alıyorsunuz ve kart çekiyorsunuz. Warrior'ın bir tane weapon'ı var. 3 3'e 4 3 atak ability'si ne sahip bir kartı zannedersem. O kartı biraz sonra gösteririm. Hatta şimdi de gösterebilirim. Her atak yapmanızda sadece minyona saldırabiliyordunuz o weapon'la. Onunla kullanılabilir bak bu. Ama bu board'da olması gerekiyor. Sonrasında hero atak yapacak. Kart çekeceksin ve armor alacaksın. Güzel kart bak. Bu kullanılır. Güzel kart. Bir diğer kartımız 6 mana 3'e 8 statlara sahip Taunt arkadaşlar, Undead türü, Battlecry özelliği. If you have 5 or more armor, 5 mana veya daha fazla armora sahipsen summon a copy of this. Bu minion'ın kopyasını summon yapıyorsunuz. Bunu güçlendirebilirsiniz elinizdeyken. Buff veren kartlarla bunu oynarsınız, kopyasını çıkarabilirsiniz. Şey de var mesela, ama gerçi o kartta atak yaptıktan sonra o da Taunt minion'dı. O da Hiron'la atak yaptıktan sonra kopyasını çıkarıyordunuz. Bu da ona benzer, ama bu armor belirtmiş. O weapon'la atak yapıyorsun, bu da armor. Hatta şöyle de gösterebilirim ya. Weapon diyelim. Bak, bu yeni kartlarımızı da şey yaptık. Warrior nerede? Nerede o weapon? Bu değil. Bunlar değil. Bunlar değil. 3 manaydı galiba. Nerede o? Hayır, bunlar da değil. Hayır. 4 mana mıydı? Nerede o weapon ya? Ha, şu. Yok, bu muydu? Evet, buydu. Bununla sadece minyona saldırabiliyordun zannedersem. Sanırım buydu ya. Arka arkaya saldırabiliyordun minionlara. Bununla mesela kullanılabilir o kart. Bahsettiğim armor alıp işte kart çektiğiniz şey vardı ya, az önce gösterdiğim. Onunla bu şey kullanılabilir. Sonrasında şu taunt şeyi de göstereyim mesela. Dört mana mıydı o kart? Dur bakayım. Görsem tanırım. Şu. Hero atak yaptığı zaman
summon copy of this. Onda da armor'un varsa kopyasını çıkarıyordun. Bunda da hero atak yaptıktan sonra bunu oynarsan kopyasını çıkarıyordun. Yani benzerlikler var. 5 mana 4'e 4 statlara sahip öbürü neydi? ...3'e 8. Bu da 6 mana. Can değeri yüksek. Yani... nerede kalmıştık? Warrior kartlarına değil mi? Nature kartlardan. Nature kartlardan bunlar mı gelmiş? Tamam, şunu çıkar, pardon. Tüh ya, az önce şey yapsaydık. Nature kartlara ne gelmiş ki? Warrior kartlarını inceledik değil mi? Nature kartlara ne geldi? Aa, şöyle bir şey gelmiş. Mistake. 1 mana 1'e 3 statlara sahip. This has all minion types. Yani bütün türden minionların şeyine sahip bu. Hem Murloc oluyor hem Demon oluyor. Atıyorum Pirate oluyor. O, öyle diyeyim yani. Undead oluyor. Başka yenilerden ne var? Yeni kartlardan. Ha, şöyle bir şey gelmiş. 4 mana 5'e 4 statlara sahip bir undead. Death Rattle özelliği. Spend all your mana. Bütün mananı harcıyorsun. Summon dead many 2-2 zombies rush. Bu harcadığın mana kadar 2-2'lik bir zombi çıkıyor ve rush özelliği oluyor. Şöyle bir kart çıkıyor. Tamam. Başka yeni kartlardan ne var? Ha, şöyle bir şey gelmiş. 6 mana bir undead legendary kartımız arkadaşlar. Rivendare Warrider ismi. Death Rattle özelliği. Shuffle the other 3 horsemen into your deck. Horseman into your deck. O ne oluyor ki abicim? O horsemenlar, gönderdiğin horsemenlar ne oluyor? Ona ben bir şeyden bakalım bir saniye. Başka neyimiz var? Evet, bir diğer yeni gelen legendary kartımız Thaddeus Monstrosity. 10 mana 11'e 11 statlara sahip taunt arkadaşlar. Your odd cost card mana değeri 1 oluyor. ODD cost card dediği şey 1 3 5 7 9 manaya sahip kartlardı zannedersem. Bu kartların mana değeri 1 mana oluyor. Atıyorum 9 manalık bir kartı 1 manaya oynayabiliyorsun. Parantez içinde burada da belirtmiş ki swap polarity each turn. Polarity ne demekti ya? Neyse, bunu uygulamada bakarız arkadaşlar. Şu kartımızın özelliği neymiş ya? Yeni kartımızın. Buna bir bakalım, dur. Bizim başka incelemediğimiz kart var mı? Bunları inceledik. Bunlara baktık. Tamam. Tamam. Yani 4 tane legendary kartımız gelmiş. Pardon, 5 tane legendary kartımız var. Gerçi burada da bahsediyor. 2 golden... Yok, ne yapacağız biz? Toplamda 72 karttan oluşuyor. Bir tane legendary'miz mi var? 4 legendary. Burada niye 5 legendary diyor? Ha, bir de bunun diamond versiyonunu veriyor. Ha, golden versiyonunu satın alırsan. Tamam, şu şeye bir bakalım. Onu merak ettim arkadaşlar. Ben ufak bir kırpma yapabilirim, bilginiz olsun. Tekrardan kaydı birleştirelim. Az önceki kartımızın bir bakalım nedir, neyin nesidir diye. Evet arkadaşlar, bu az önceki kartımıza bir bakalım. Rivendare burada ekstradan bir özellik belirtmiş mi? 3 horseman into your deck diyor. Deckinize 3 tane horseman diye bir şey gönderiyor. Horsemanlar da şunlar galiba. Bunun özelliği neymiş ki? Death Rattle, Lifesteal. If you had all four horsemen die this game, destroy the enemy hero. 4 tane horseman
Oyunda ölürse rakip hero'yu yok ediyorsunuz diyor. Rivendare, Warrider, Blemaux, Famineridir ismi, işte telaffuzu biraz zor. İkincisi bu. Üçüncüsü neymiş? Rush, Deathrattle, If You Had. Ha, bunun özelliği de aynı. Rakip hero'yu yiyorsunuz. 4 Horseman ölürse 3. Dördüncüsü de bu. O da Taunt, Rush ve Lifesteal özelliği olan 4 tane Horseman. Bu 4 Horseman ölürse rakip hero'yu yok ediyorsunuz. Paladin'in şeyi vardı. Hero'nuz değişiyordu. Hero power'ınızla şey çıkarıyordunuz. Bu tarz bir minion çıkarıyordunuz, değil mi? Çıkarıyordunuz. O 4 minion birleştikten sonra rakip hero'yu yok ediyordunuz Paladin'de. Bunun da aynı böyle minion versiyonunu yap. Bunların ölmesi gerekiyor rakip hero'yu yok etmeniz için. Şeyde bu Nature kart. Hunter'da kullanılabilir bu. Hunter'ın şu, ama geç bunlar undead ya. O beast oynadıktan sonra deckindeki beastleri rush özelliği veriyordun. Saldırı yapıyordun. Geç şeyle de kullanılabilir bu. Bunu oynadıktan sonra deckine 3 tane gidiyor, değil mi? Şeyde kullanılabilir. Pardon, o kartın ismi aklıma geldi. Hunter'ın tımana mıydı? Bir legendary kartı vardı. Deckindeki 3 kartı summon yapıyordum ve tur sonunda ölüyordu. Onunla da kullanılabilir. Şuradan bakalım hemen. Hunter diyelim. 6 mana mıydı? 7 mana mıydı? Nerede o kart? Heh, şu. Bununla kullanılabilir. Bak, summon 3 minions from your deck. They attack enemy minions then die. Bununla o az önceki bahsettiğim horsemanlar kullanılabilir. Deckinde başka minion olmayacak. Onları ayarlayacaksın. Denk getireceksin. O legendary oynadıktan sonrasında o deckindeki 3 horsemanı summon yapacak. Ölecek. O da ölecek. Rakibi pat diye yok edebilirsiniz. Yani bu da elinizde olacak tabi. 6 manada. Onu oynadınız, 7 manada bu elinizde olacak diyelim mesela. Rakibi yok edebilirsiniz o şekilde. Şimdi tekrar oyunumuza gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yeni kartlarımızın incelemesini yaptık. Bu kart da güzel. Bu kart da kullanışlı bir şeye benziyor. Yani bu kart da oynanılabilir. Paladin'in de kartı vardı zaten. Hero dönüşüyordu. Hero Power'ınız 4 tane bu tarzdan bir minion çıkardıktan sonra ölüyordu. Rakip hero'yu öldürüyordunuz. Bu da aynı şekilde minion versiyonunu yapmışlar. O bahsettiğim Hunter kartıyla da bu minion Hunter deckinde kullanılabilir. Şöyle göstereyim. Buradan da göstereyim yine. Evet. Şu kartta o kart kullanılabilir. Ben şu kaç manaydı? 9 mana mıydı? Nerede o kart? Heh. Ben şunula da kullanılabilir zannediyordum ama bu deckindeki beastleri şey rush özelliği veriyordu. Bunu oynadıktan sonra deckinden bir beast'i summon yapıyordun. Rush özelliği kazanıyordu. Ben onda bir ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Ama şunla kesin kullanılır. Bununla kesin kullan. Başka decklerde de bu kart kullanılabilir mi bilmiyorum ama kart güzel yani. Evet, bunu ben bir bak. Ayrıyeten arkadaşlar bu birkaç gündür ben achievement görevlerini yapmaya çalışıyordum. Tabii bir kısmını yaptım. Bir tane görevde takıldım. Yani Lich King'i %42 oranında mı yapmışız? Yok ya. Dört tane bu şey kalmış. Dead Knight görevlerinden. Demon Hunter görevleri kalmış. Ha, ekstradan yeni kartlar da geldi ya. %60 diyordum hele ben de ya. %60 falandı.
tamamlanma oranı. Şimdi yeni kartlar da gelince tabii şey düştü. Demon Hunter'a yeni şeyler gelmiş. Tamam. Hunter, pekala. Paladin. Ha bak şu görev yeni gelmiş. Kristin görevlerini hep yapmıştık. Sadece şu gelmiş. Ekstradan yeni bir görev. Achievement görevi. Rock'un bütün görevlerini yapmıştık. Bak bu yeni gelmiş. Şaman. Tamam. Warlock'un bütün görevlerini yapmıştık. Ekstradan bu görev yeni gelmiş. Warrior görevleri. Ha, Nature görevlerinden hangisiydi o? Benim yapamadım. Bannerlord Frost Whisper. 3 gündür bu göreve uğraşıyorum arkadaşlar. 3 gündür hastaydım. Onun öncesinde bu görevi yapmaya çalışıyordum. Bayağı beni uğraştırdı. Bu kart bende yok. Bu kartın görevini yapabilmek için bir deck oluşturmuştum. Deckimiz de şu. Böyle bir deck oluşturdum arkadaşlar ben. Deckimizdeki kartlar bunlar. Silas Darkmoon. Şu kartla keşfedeceğiz. O kart Bannerlord Frostkeeper arkadaşlar. Şuradan da göstereyim size. Allah Allah. Frost yazalım. Şu kartın görevi arkadaşlar. Bu kart öldüğü zaman 3 tur içerisinde ölüyorsunuz. Yani bu kartı rakip board'u tarafına geçirmeye çalışıyorsunuz görevde ve rakip hero'yu yok etmeye çalışıyorsunuz. Onun için de o kartı koydum. Tamam, şunu çıkar. Onun içinde şu kartları koydum. Keşfetme kartları arkadaşlar. Undead minion koyduk. Mesela undead olarak ne vardı? Şu. Atıyorum örnek. Başka undead kartımız da var. Başka undead şöyle bir kartımız var. Ondan sonra undead böyle bir kartımız var. Her neyse. Bronze Beard'i oynuyoruz. Undead kartımızı oynuyoruz. Sonrasında şu kartımızla keşfediyoruz. Birkaç sefer yaptım. Rakip fırsat vermedi. Hemen intihar ettiler. 3 sefer mi, 4 sefer mi ne? Tam görevi yapacağım derken rakip intihar ediyor arkadaş. Görevi yapmama bir fırsat vermiyorlar. 3 gündür bu görevi yapmak için uğraşıyorum. Bu kartımızla bir undead, o az önceki legendary Bannerlord Frost Whisper ismindeki kartımız da bir undead'ti zaten. Bu kartta keşfediyoruz arkadaşlar bir undead'den o kartı. Sonrasında Silas'la rakip tarafa gönderiyoruz. Naturalize'le de rakip hero'yu falan yok edebiliyoruz veya board'daki minionlarımızla. 3 tur sonra da rakip hero ölüyor zaten. Neyse ben bu görevi kafama taktım. Ben kart bende olmadığı için böyle bir deck yaptım mecbur arkadaşlar. Kartı da craftlamak istemedim. Çok da kullanışlı bir kart değil zaten. Oynayanı da pek görmedim. Çok nadir. O yüzden kartı craftlamadım. Dust'ım da var. Böyle bir deckle o görevi de tamamlayacağım inşallah. Ondan da bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar, yeni kartlarımızı inceledik. Bu arada bu şey görev Mercenaries kısmında da bir değişiklikler var. İsterseniz o kısma da bir göz atalım. Evet, Mercenaries kısmında da ufak bir değişiklikler var arkadaşlar. Onlara da bir göz atalım isterseniz. Şimdi buraya ne gelmiş? Ha, yeni mercenary. Undead Beast. Mr. Biggles Ward. Arfus. Undead Beast. Bir fighter, caster ve protector. Human Undead. Kel'Thuzad. Aa. Tamam. Tamam. Şunu da alalım. Maksimum. Bunlar maksimum zaten. Bunlar iptal et. Bunların coin'i var zaten. Bu da maksimum. Bunun coin'ini alalım. Tamam. Şuraya ne gelmiş?
Travel Point. Ha, free diyor. Alalım. Ay yeni bir şey geldi. Tamam. Bunu iptal et. Tamam. Ne geldi hocam? Aa boss. Mythic mode unlocked. O açıldı diyor. Tamam. Bu neymiş? Ha, yeni bir şey gelmiş. Bakalım. Boss Rush Bounties. Ha, yeni bounty. Tamam. Tamam. Ha, bu yeni. Tamam. Ha, iki tane boss mu? Ne veriyor buradan? He, şey, tamam. Bu. Tamam. Tamam, bunları oynarız. Veya ben oynarım, bunları yaparım daha sonra. İsteyen olursa, ekstradan bunlar için bölüm gelmesini isterseniz arkadaşlar, ben bunların bölümlerini çekerim sizin için. Upgrade your maximum mercenary'leri upgrade yapabilirsiniz diyor. Bu mercenaries kısmında çok bir kasılma oluyor. Maximum mercenaries. Ha ben buna yanlışlıkla bir tıklamıştım ya. Mesela ne diyor? New upgrades. Ha, şey yapmıştım. Görmüştüm galiba. Tamam hocam. Tamam. 884 mü? Bu ne ya? 360 coin'i fazladan. 10. İyi. Geliştirsin. Ekstradan bir heal alıyor. Tamam. Geliştirsin. Şöyle göstermelik sizin için yapıyorum arkadaşlar. Tamam bitti mi? Aa daha da artıyor. Bir atak bir heal oldu şimdi. Daha ne kadar yükseliyor bu ya? Herhalde 10 maksimumdur diye tahmin ediyorum. Aa daha da artıyor. Sen ne diyorsun? Coin'imiz var. İyi bakalım. Daha ne kadar artabilir ki? Bir atak bir heal. ...15 maksimum olabilir mi? Bunun sınırı var mı acaba? Aa daha da artabiliyor. ...20 maksimum olabilir mi? Aa daha da artabiliyor bu. Tamam geri gel ya. Ne oldu bu? 11'e 100 mü oldu? Aa. Bunları da arttırabiliyoruz. Enteresan. Tamam. Şu ne hocam? Ha bak 11'e 100 bunu şey yaptığımız zaman 8'e 81 eski haline döndü. Geliştirdik ya bu şey olsun tamam. Bu şekilde kalsın. 49 level mi oldu? 30 level değil miydi bu? Neyse. Daha da arttırılabiliyor. Tamam bakarız ona. Uygun bir zamanımızda bakarız. Şu neydi? Tamam. Tamam şu yeni bir bounty açılmış. Ona o gelmiş. Buraya ekstradan şey. Bunlar 30 level zaten.
Maksimum diyor zaten. Ekstradan level yükseltemiyoruz. Tamam. Hepsi maksimum zaten. Tamam. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benden bu bölümlük bu kadar. İnceleme bölümümüz oldu. Yeni gelen mini setimizi satın aldık. Kartlarımızın incelemesini yaptık. Mercenaries kısmında ufak tefek bir değişiklikler olmuştu. Yeni mercenaries de gelmiş. Onları da ilerleyen dönemlerimizde bakarız, incelemesini yaparız arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz harika olur. Hearthstone hakkında merak ettiğiniz, görmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine ekranın köşelerinde kanalımdaki diğer seri videolardan veya videolardan bazılarını görebilir. Bunlar keyifle izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Bir sonraki Hearthstone bölümümüzde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay.